Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketimin hamur işi olan kaytaz böreği yapacağım. Çok güzeldir. Sizlerin de bu lezzeti görmeniz ve tatmanız için, evinizde yapmanız için ben de tarifi vereceğim. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk önce malzemelerimizi sayıyorum sizlere. 300 gram dana kıyma, bu iç harcı için geçerli. 300 gram dana kıyma, 2 tane kuru soğan, yemeklik doğranmış, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı nar eşkisi, karabiber, tuz. Bunlar iç harcı. Şimdi hamurumuz için 3 su bardağı un, 1 şu tatlı kaşığıyla ölçtüm, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı da ılık su. Birazdan hamurumuzu yoğuracağız. Aralara sürmek için de 100 gram yani 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı erittim ve yarım çay bardağı da hakiki zeytinyağı. Şimdi ilk önce hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Onun dinlenmesi lazım. 3 su bardağı unu yoğuracağımız kabın içine koyalım. Tuzunu şöyle koydum. Una karıştıralım tuzu. Ve hamurun ortasını açalım. Unun ortasını açalım. Kuru mayayı ortaya koydum. Şekerini. Ve ılık olan 1,5 su bardağı suyumu koyuyorum. Ilık olması şart. Yani kesinlikle soğuk olmasın ve sıcak da olmasın. Sıcak olursa mayayı öldürür. Soğuk olursa da hamurumuz mayalanmaz. Şimdi yavaş yavaş yoğuracak. Eğer kıvamına bakacağım. Un gerekirse un koyarım 1-2 kaşık. Su gerekirse su koyarım. En sonunda size söyleyeceğim. Eğer bir şey ekleme yaparsam un ya da su. Şimdi yoğurulsun. 5-10 dakika yoğuracak. Hamurum yeterli. Şimdi kaptan alacağım. Ekstra onu da söyleyeyim. Ekstra 2 yemek kaşığı un kattım kıvam verirken. Yumuşak, eli yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Siz de koyun suyunuzu. Ondan sonra gerekirse birkaç kaşık yine un eklersiniz. Herkes de aynı gitmez. Ama dikkatli olalım lütfen. Kontrollü koyalım. Şimdi hemen hamurumu alıyorum. Evet, biraz un serptim. Hamurumu çektim kaptan. Siz de hamur toparlandıktan sonra kapta bırakmayın. Bu şekilde daha rahat edersiniz. Şimdi böyle biraz elimde hamuru hissedeceğim. Ve ondan sonra kaba koyacağım. Yarım saat hamurumuzu dinlendirip böyle şekil vereceğiz. Evet, hamurumun kıvamı gayet güzel. Tamam, yeter. Benim artık oynamama gerek yok bu hamurla. Çünkü gayet güzel olmuş. Hafif şöyle tam serpeyim. Hamurumuzu her zaman şöyle düzeltelim. Öyle koyalım. Yumuşaklığı da şöyle. Tamam, üstünü örtüyorum. Ve yarım saat dinlendiriyorum. Biz de iç harcımızı hazırlayalım bu esnada. Yemeklik doğranmış kuru soğanımıza şöyle tuzun yarısını, yani bir yemek kaşığı kadar burada tuz var. Onun yarısını kuru soğana koyalım. Ve elimizle iyice böyle ovalım. Çünkü suyunu sıkıp öyle soğanı kıymaya ekleyeceğiz. İyice yapalım. Tamam. Yeter. Şimdi şu şekilde alıp iyice soğanın suyunu sıkıp ekliyorum. Tamam, suyunu sıktım bütün soğanın. Şimdi salçamı katıyorum. Biber salçası katılmaz. Yani kendi sonra katmak isterseniz olmaz. Orijinalinde biber salçası yok. Karabiber ve kalan tuzumu koyuyorum. Şimdi de nar eşkisi. Bu tarifte olmazsa olmazı nar eşkisidir. Mümkün oldukça hakiki nar eşkisi bulun. Temin etmeye çalışın. Diğerlerinde aynı lezzet olmuyor.
limonu sıkıyorlar. İşte limon tuzu koyuyorlar. Nar eşkisi diye satıyorlar çoğu kişi. Ama benim nar eşkim hem annem yapıyor sağ olsun hem de kaynanam. Şimdi güzelce bütün malzemeyi karıştırıyoruz. İyice karıştırdım. Şimdi bir tane folyoyla üstünü kapatalım ve buzdolabına dinlenmeye kaldıralım. Hamurum yarım saattir dinlendi. Yeterli şimdilik o. Size şeyi göstermek istiyorum. Şöyle zeytinyağını koyalım bir tasa. Hani bazılarında tartı yok. 100 gramı nasıl ölçecek diye. Şimdi tereyağımı erittiğim zaman bakalım çay bardağında ne kadar geliyor. Tam demek ki erimiş halde olan tereyağı bir çay bardağı geldi. 100 gram. Bu şekilde de kendiniz yapabilirsiniz. Tereyağı olması bu tarifte şart. Yani margarinle ben hiç denemedim. Nasıl olur bilmiyorum. Margarin kokar mı, ağır mı gelir bilmiyorum yani. Şimdi denemeden bir şey demek istemiyorum. Hemen hamurumu açıyorum. Hafif şöyle biraz un serpelim. Ve hamurum da zaten mayalanmaya başlamış. Kaptan alalım artık hamuru. Şimdi küçük mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım hamurda. Şu şekilde biraz hamurun havasını alayım. Şöyle yeterli. Bütün hamurlarımı beze yaptım. Tam 19 tane çıktı. Şu şekilde küçük küçük yapın. Bir tepsiye, fırın tepsisine yağlı kaldığımı koydum. Fırınımı da açtım 200 dereceye, alt üst ayarda. O da ısınsın biz yaparken. Çünkü çok uzun sürmeyecek zaten şekil vermemiz. Şimdi ilk önce bir tane alalım hamurumuzu. Elimize şu şekilde tam gözüksün. Elimizi yağa batıralım. Korkak alıştırmayın. Çünkü bu yağlı oluyor. Ve bu şekilde hamuru açıyoruz, büyütüyoruz. Açarken yırtılabilir, sorun değil. Tamam, iyice büyüdü. Yırtıklar oldu. Normaldir. Yani yırtılmadan zaten bunu büyütemezsiniz. Sorun etmeyin. Şimdi bunun iki şekli var. Katlama için. Bir kare yapabiliriz, bir de yuvarlak. Şimdi yuvarlağı göstereyim size. Şu kenardan tutun. Böyle yavaşça kaldırın. Şu şekilde dimdik tutun. Ve kendi ekseni etrafında çevirin. Aynen bu şekil. Sonra alıp tepsiye koyun. Yapmamız gereken bu. Yuvarlak yapmak istiyorsak. Ama şu arkalardakinden alayım. Dinlenmiş olanım buradan. Şimdi size kare olanını da göstereyim. Ama önce bir açmamız lazım tabii ki. Elimizi sürekli yağa batıralım. Bu şekilde büyütüyoruz. Yapması oldukça basit. Hiç zor değil. Korkmayın yapamam diye. Ne oklava var ne merdane var. Hiçbir şey yok. Yani herkes rahatlıkla yapabilir. Evet. Neyse yeter şimdi bu kadar. Yeter kadar büyüdü. Şimdi şöyle bir kenarından katlıyorum. Diğerinden de katlıyorum. Şöyle. Ve diğer taraftan da. Bu şekilde. Kare yaptığımız zaman da böyle yapacağız. Ama ben yuvarlak daha çok seviyorum. O yüzden yuvarlak şekil vereceğim. Bütün tepsime. Size göstermek için öyle yaptım. Siz ister kare ister yuvarlak yapın.
Hepsini yaptım, bitirdim. Tam bir tepsi çıktı. Şimdi kıymamızı da dolaptan çıkartalım. Ve şöyle bir ne kadar diyeyim? Ceviz büyüklüğünden büyük kopartalım. Elimizle şöyle düzeltelim kıymayı. Ve ilk yaptığımızdan başlayalım. Şöyle alalım ve harcın içine oturtturalım. Bastıralım, korkmayın. Aynen bu şekil. Yapmamız gereken bu. Tekrardan alıyorum. Şöyle düzeltelim, yuvarlak yapalım. Ve ortaya oturtturup elimizle bastıralım. Gördüğünüz gibi zaten şeklini alıyor ve genişliyor. Hemen devam edeyim. Şurada da zaten kare yapmıştım. Kareyi de aynı şekilde ortasına koyalım. Karenin de bastıralım kıymamızı. Kare de bu şekilde oluyor. Şimdi biraz tereyağı artmıştı karışımım. Zaten artması lazım. En sonunda onu elimizle yine üstüne süreceğiz. Ama ilk önce tabii hepsini kıymayı dağıtayım, yapayım. Evet, hepsine tam yetti kıyma. Hepsine dağıttım. Şimdi artan tereyağlı zeytinyağı karışımı elimizle alalım. Bu börekte çok elimizi kullanıyoruz. Ama öyle olması lazım. Özelliği bu. Fırçayla sürmüyoruz. Şimdi arta kalan yağımızı bu şekilde bütün börekleri kaytaz böreğine denk gelecek şekilde elimizle dağıtalım. Evet, bütün yağda hepsine yaydım, koydum. Şimdi ısınan fırınımıza götürelim. Evet, önce altını sonra üstünü güzelce kızarana kadar fırında bırakalım. Yaklaşık yarım saat kadar. Evet, bakalım pişmiş mi artık. Dikkatli olalım. Sadece ben aşağıda tuttum. Gayet güzel. Altı üstü kızarmış artık. Ben çekiyorum. Tam yarım saat sürdü pişmesi. Kaytaz böreklerim hazır. Şöyle göstereyim, bir tane alalım. Arkalı önlü. İyice kızarması lazım. Evet, bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Daha çok tariflerime ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.